Bugün 28 Kasım günlerden cumartesi Haber Global ekranlarındasınız. Ben Şahlı Orucova ve her cumartesi olduğu gibi bu haftada stüdyomuzda ekranlarımızdan birbirinden değerli uzman konuklarımızı sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. A'dan Z'ye sağlık programında cumartesi günleri 4 değerli uzman konuğumuz alanlarıyla ilgili farklı konular hakkında bilgiler veriyorlar. Kimlerdir uzmanlarımız? Profesör Doktor Oktay Banlı, genel cerrahi uzmanı ve obezite cerrahisi ile ilgili merak edilenleri. Profesör Doktor Mahmut Can Yağmurdur, genel cerrahi ve cerrahi onkoloji uzmanı. Meme kanseri ile ilgili aslında pek çok konu var. Bu konularla ilgili bilgiler paylaşıyor. Doçent Doktor Esra Aktepe Keskin, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Ve Esra Hocam her hafta gebelik takibi, kadın hastalıkları ve bu tip operasyonlarla ilgili bilgiler paylaşıyor. Ve diş hekimi Yalçın Genç, ağız ve diş sağlığı ile ilgili pek çok konuyu bizlerle paylaşıyor. Bu dört değerli uzman konuğumuzla her cumartesi aslında güne sağlık dolu başlıyoruz. Bu hafta yine önemli konular paylaşacağız sizinle ve Profesör Doktor Mahmut Can Yağmurdur'la başlıyoruz. Ve son yıllarda çok sıklıkla duyduğumuz bir konu var. Fitoterapi. Acaba fitoterapi kanser tedavisinde kullanılır mı? Kanser tedavisinde ne gibi alanlarda kullanılır veya kanser önlemede etkili midir fitoterapi? Sözü Profesör Doktor Mahmut Can Yağmurdur'a bırakıyoruz. Kanser ve fitoterapi günümüzde gittikçe popüler hale gelen bir konudur. Fitoterapi kanserde birkaç noktada karşımıza çıkmaktadır. Birincisi kanser hastalığını önleyebilir mi? İkincisi kanserin tedavisinde fitoterapinin yararı var mıdır? Konu oldukça karmaşık ve tartışmalı bir konudur. Fakat asıl önemli olan fitoterapinin kanser koruyuculuğunda, kanserden korunmada yeri olup olmadığı konusudur. Evet, bu konuyla ilgili özellikle kanserin moleküler biyolojisi, kanserin tümör hücresinin kinetiği konusundaki çalışmalar göz önüne alındığında fitoterapinin kanserden korunabilmekte yararlı olduğu yönündedir. Peki bu fitoterapi ne demektir? Fitoterapi bir takım bitkisel ajanlarla kanser üzerinde etkili olabilen bir takım ilaçların kullanılıp kullanılmadığı konusudur. Yani bitkisel kürler, bitkisel tedavilerdir. Kanserin güncel yaklaşımında medikal onkoloji disiplini kanserde kemoterapi uygulamasının en bilimsel, en çağdaş yaklaşım olduğunu ama fitoterapi ile kanserin tedavi edilmesinin söz konusu olmayacağı şeklindedir. Ancak önleyici tıpta kullanılabilir mi? Kanser tedavisinde fitoterapötik ajanlar kullanılması genel geçerli bir görüş değildir. Fitoterapi dediğimiz zaman koruyuculukta kanseri önlemekte rolü olan ilaçlar mıdır diye bir soru hemen akla gelir. Tedavide değil ama koruyuculukta. Nedir bunlar? Bunlardan belli başlıları en çok bilineni örneğin resveratrol maddesidir. Bizim birçok noktada karşımıza çıkan özellikle kırmızı üzümde olduğunu bildiğimiz bir ajandır. Resveratrol maddesi östrojenin meme dokusu üzerindeki etkisini azaltmak suretiyle kanser gelişimini önleyebileceğine dairdir. Ama bunlar teorik bilgilerdir. Ayrıca bir diğer ajan genisteyin, deitzein gibi flavonoidlerdir. Örneğin bunlar propolis dediğimiz yapının içerisinde, takviye gıdalarının içerisinde vardır. Propolis tüm dünyada hem su bazlı hem de alkol bazlı olarak üretilebilmektedir. Şunu söyleyebiliriz, fitoterapinin kanserden korunmada belki rolü vardır. Önleyici etkisi kesindir diyemeyiz ama en azından koruyucu etkisi vardır veya ortaya çıkışını geciktirebilir. Buna bir diğer örnek olarak da E vitaminini verebiliriz. Sıklıkla karşımıza çıkan alfa-tokoferol ismini hepimiz zaman zaman okumuşuzdur. Alfa-tokoferol maddesi gerçekten kanserden
kanser gelişimini, meme için konuşuyorum, kanser gelişimini önleyebilir mi? Önleyebileceğine dair bazı çalışmalar vardır. Ancak bu çalışmaların büyük bir çoğunluğu hücre düzeyinde yapılan geniş klinik seriler içermeyen çalışmalardır. Hücre düzeyinde yapılan bu çalışmalara dayanarak E vitamininin kanseri önlediği söylenebilir. Ancak aile öyküsü olanlarda bu tip ajanların kullanılıp kullanılmayacağı tartışma konusudur. Yine benzer bazı ajanlar vardır. Mesela tümörün yayılmasını önleyen kurkumin maddesi zerdeçalın içerisinde bulunan bir ajandır. Takviye gıda olarak kullanılabilir. Propolis de takviye gıda olarak kullanılabilir. Ama terapötik gıdalar değildir. Yani tedavi edici anlamda bunları değerlendirmek ve hastaları bu konuda yanlış yönlendirmeye neden olabileceğinden dolayı tehlike arz edebilir. Onun için genel geçerli görüşlere riayet edilmesi, medikal onkolojinin ve cerrahi onkoloji disiplininin yönlendirmesiyle hareket edilmesi ve genel kabul görmüş ilaçlara itibar edilmesi daha doğrudur. Flavonoidlerin meme kanserini önleyici etkisiyle kanserin endokrin temelinde endokrin bezlerden nasıl etkilenerek oluştuğu aynı yola içerdiğinden dolayı genel bir kabul görmektedir. O zaman şunu söyleyeceğiz. Fitoterapinin kanserden korunmada rolü olabilir. Ancak kanser hastalığının tedavisinde kemoterapötik ve immünoterapötik ajanların yani bağışıklık sistemini güçlendiren ruhsatlandırılmış ilaçların yerini tutmasını bekleyemeyiz. Evet, tıp ve gelişen teknolojiler aslında kanseri tedavi etmek adına önemli ilerlemeler kat etti diyebiliriz. Ama yapmamız gereken en önemli şeylerden birisi kanserden korunmak ve tetkiklerimizi aksatmamak, farkında olmak diyelim. Profesör Doktor Mahmutcan Yağmurdur'a çok çok teşekkür ediyoruz ve bu noktada aslında izleyicilerimize bir hatırlatmada da bulunmak istiyorum. Programımızla ilgili duygu düşüncelerinizi ve uzmanlarımıza sorularınızı sizler de yönlendirebilirsiniz. Bu programı aslında beraber şekillendirebiliriz. Merak ettiğiniz konularla ilgili soruları veya sonraki bölümlerde konuşulmasını istediğiniz konuları da bizlerle lütfen paylaşın. Ekranlarda zaman zaman telefon numaralarımızı görüyorsunuz. Devam ediyoruz. Ağız ve diş sağlığı. Çok önemli bir konu. Aslında uzmanlar her defasında uyarıyor. Sadece ağız ve diş sağlığı olarak bakmamak lazım. Ağzımızda oluşabilecek herhangi bir hastalık, herhangi bir rahatsızlık vücudumuzun başka organlarında da sirayet edebiliyor ve farklı bir şekilde, farklı bir hastalık olarak da önümüze çıkabiliyor. Dolayısıyla ağız ve diş sağlığımızı ihmal etmeyeceğiz. Biz de programımızda bu konularla ilgili değerli uzmanımıza bilgilerini paylaşmasını istiyoruz ve bu hafta diş hekimi Yalçın Genç bize protezlerden bahsedecek. Nedir, ne değildir, dikkat edilmesi gereken konular nelerdir? Sözü hemen Yalçın Genç'e bırakıyorum. Protezler, ağız protezleri, diş protezleri. Genel anlamda diş protezini ikiye ayırabiliriz. Sabit ve hareketli şeklinde. Ama son yıllarda artık hareketli protezler çok nadiren uygulanan, artık bizim yılda birkaç kereden fazla yapmadığımız protezler haline geldi. Artık implant teknolojisinde gelişmelerle beraber ve aslında estetik beklentileriyle ve konfor beklentileriyle beraber artık daha çok sabit protezlere yönelmiş durumdayız. Sabit protezlerde de materyaller artık çok çeşitlendi ve implantla dayanaklı, implant destekli protezlerle beraber artık implant desteğimiz olmasa da dişlerin sadece ön yüzeyinden işlem yapılarak yapılacak lamineler gibi ya da köprüler gibi, zirkonyum gibi, cam seramik gibi çok özel materyallerle çalışıyoruz ve çok özel tekniklerle çalışıyoruz. Bu teknikler artık tamamen dijitalize oldu ve alınacak ölçüden tutun üretime kadar bütün basamaklar dijital olarak ilerliyor. Ölçü bir ağız çıkamına vasıtasıyla alınıyor. Sonrasında laboratuvara transfer edilen ölçü, laboratuvarda bir ekranda ve bir bilgisayar üzerinde dijital olarak tasarlanıyor. Hekimin onayından sonra sadece bir düğmeye basarak üretim gerçekleşiyor. Bunun öncesinde de hastayla yapılacak değerlendirmeler ve çekilecek fotoğraflar ve hastanın görüşleriyle beraber en doğru
en hastanın talebine uygun işlem yapılıyor. Bu noktada sıklıkla bize ulaşan bir talep hep hastanın hangi materyalin kullanacağıyla alakalı. Bu noktada da tamamen hasta talepleriyle beraber doğru malzeme seçimi hekimin inisiyatifinde olmalı. Ama bunu tabii ki hastasıyla değerlendirerek birlikte karar veriliyor olmalı. Çünkü o noktada artık birçok materyal var elimizde. Zirkonyumlar artık çok gelişti. Artık monolitik dediğimiz tek tabakalı ve hiç neredeyse işlem yapılmadan sadece CAD/CAM cihazından çıktıktan sonra küçük bir cila işlemiyle ağza takılan protezlere sahibiz. Ama uzun köprülerde ya da bazen mesafenin yetmediği ya da oklüzal mesafe dediğimiz yüz yüksekliğin yetmediği vakalarda bazı farklı işlemler yapmamız gerekiyor. Farklı materyaller seçmemiz gerekiyor. Bu noktada porselenlere yöneldiğimiz vakalar var. Bazen ön bölgede zirkonyum tercih ederken diş eksikliğinden dolayı eğer bütün dişler ağızdaysa cam seramikleri tercih ediyoruz. Bu nokta öncelikle yöntemin doğru tercihi, ardından doğru materyal seçimiyle hasta hekim iletişim sayesinde en mükellef hale geliyor. Bazen de vidalı protezler seçiyoruz mesela. Hibrit protezler dediğimiz üstten vidalı protezler. Mesafe yetersizse ya da All-on-4 ve All-on-6 dediğimiz protezlerle. Bazen kemik bize izin vermiyor. İmplantlarımızı açılı koymak zorunda kalıyoruz. Bu durumlarda All-on-6 ve All-on-4'lar devreye giriyor. Bu sayede biz kemik boşluğunu pas geçip implantlarımızı açılı yerleştirip o açıyla beraber doğru lokasyona implantları yerleştirdikten sonra implantın kaynaşmasını bile beklemeden aynı gün içerisinde hastamıza sabit ve geçici bir protez sunabiliyoruz. Bu işlem hastamızın konforunu artırdığı gibi dişsiz kalmamasını da sağlıyor. Bizim açımızdan da hastamızı mutlu görmek çok keyifli bir şey. Ve tamamen dişsiz gelen bir hasta All-on-4 gibi, All-on-6 gibi güncel tedavi yöntemleriyle çok hızlı ve çok doğru sonuca bir an önce kavuşmuş oluyor. Bunun öncesinde gerçekleştirecek bir takım tomografi görüntüleriyle ve bir takım ağız içi rehberli cerrahilerle implantlar en doğru yere yerleşiyor. Sonrasında da protez devreye giriyor ve hastamız en doğru sonuca ulaşıyor. Çünkü biz implantları zaten doğru protez yapmak için dayanak olarak yapıyoruz hastamıza. Dolayısıyla implant destekli protezlerde de biz eğer doğru dayanağı doğru yere koymazsak finalde ulaşacağımız protezin de çok da estetik olması ya da estetik olsa bile fonksiyon olması çok mümkün değil. O yüzden protez dediğimiz bu derya deniz konu içinde hastamızın taleplerinin hekim tarafından dinlenip doğru bir iş akışıyla laboratuvar teknisyen arkadaşlarımızla beraber de diş teknisyen arkadaşlarımızın da titiz ve hassas çalışmaları sayesinde en doğru sonuca hasta, hekim ve teknisyen üçlüsüyle hep beraber ulaşabiliriz. Tıpkı diş hekimi Yalçın Genc'in dediği gibi derya deniz bir konu ama hocamız ne kadar anlaşılır ve ne kadar net bir dille anlattı değil mi bize protezlerin nasıl çalışıldığını, nelere dikkat etmemiz gerektiğini. Çok çok teşekkür ediyoruz diş hekimi Yalçın Genc'e. Programımız devam ediyor ve biliyorsunuz doçent doktor Esra Aktepe Keskin, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı kendisi. O da çok naif bir şekilde anlatıyor konuları. Ve bu hafta bir kadının hayatının belki de en önemli evrelerinden birisi desem pek çoğumuzun aklına herhalde o gebelik sürecinden bahsedeceksiniz diye düşünüyorum. Gebelik takibinden bahsedecek. Nelere dikkat etmek lazım? Bunların hepsini doçent doktor Esra Aktepe Keskin'den alıyoruz. Biz kadın doğum hekimleri her gebeliğe bir mucize gözüyle bakıyoruz ve bu mucizeyi beklerken heyecanla ama dikkatle gebelik takibi yapmaya çalışıyoruz. Gebelik takibi sağlıklı bir anne, sağlıklı bir bebek aynı zamanda toplum sağlığı açısından çok önemli.
Aslında ilk başta gebelik tanısı koyarken ilk duyduğumuz kalp atımları bizi çok heyecanlandırıyor. Ve kalp atımlarını duyduğumuz andan itibaren canlı bir gebeliğin takibini yapmaya başlıyoruz. Gebeliği 3 bölüm halinde değerlendirebiliriz. Her bir 3 aylık döneme bir trimester diyoruz. Gebelik şüphesiyle bize başvuran hastalarımızda ilk yaptığımız ultrasonografik inceleme ve genellikle 5. 6. hafta civarında kalp atımını görerek bu heyecanı beraber yaşıyoruz. Gebeliğin başında bir takım testler yaparak gebelik süresince kullanmamız gereken herhangi bir ilaç var mı değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Kalp atımını gördükten sonra gebelerimizi belli aralıklarla ultrasonografik olarak değerlendirerek sağlıklı bir bebeğin takibini yapabiliyoruz. Gebelik takibi sırasında genetik bazı hastalıkları taramak amaçlı ikili, üçlü ve dörtlü testleri yapıyoruz. İkili tarama testi 12. haftada ultrason ölçümü ve anne adayından alınan kan örneğiyle değerlendirilen bir test. Üçlü tarama testini ise 16 ila 20. haftalar arasında yapıyoruz. Bu testler bize bebekteki genetik bir hastalığın oranını vererek yüksek riskli grubu belirlememizi sağlıyor. 20 ila 22. haftalar arasında ayrıntılı ultrason yaparak anne karnındaki bebekte fiziksel bir anomali var mıdır? Bunu değerlendirebiliyoruz. Bu dönemden sonra 24. haftada aslında çok da popüler olan şeker yükleme testi yapılması gerekiyor. Şeker yükleme testi çok tartışılan, çok korkulan bir test olmasına rağmen mutlaka her gebede gebelik şekerini taramak amaçlı yapılması gereken bir testtir. Aslında şeker yükleme testinden bu kadar korkulurken, şeker yükleme testi sırasında bizim hastalarımıza içirdiğimiz glikoz seviyesi ortalama bir büyük porsiyon baklavaya denk gelecek kadar. Bu nedenle şeker yükleme testinden korkulmaması gerektiğini düşünüyoruz. Gebelik haftası ilerledikçe, özellikle 28. haftadan sonra artık seri ultrason ölçümleriyle bebeğin gelişimini takip ediyoruz. Bu dönemde bebeğin kilosu, suyu, ölçümleri haftasıyla uyumlu mudur, değil midir bunu değerlendiriyoruz. Son aylarda yaptığımız seri ultrason ölçümlerine yaklaşık 35-36. Haftalarda NST dediğimiz testi de ekleyerek bebeğin kalp atımlarını, iyilik durumunu ve annedeki olası kasılmaları takip ediyoruz. Doğum zamanı geldiğinde anne ile beraber bir takım değerlendirmeler yaparak doğum şekli konusunda ortak bir karara varıyoruz. Eğer anne adayı da normal doğum için fiziksel ve psikolojik olarak kendini uygun hissediyorsa haftalık takiplerle normal doğum için doğum eyleminin başlamasını bekliyoruz. Eğer normal doğuma engel oluşturabilecek bir durum tespit edildiyse, mesela plasenta previa dediğimiz bebeğin eşinin rahim ağzını kapatması gibi bir durum mevcutsa ya da bebek ters geliyorsa ya da bebeğin kilosu normal doğum için uygun değilse, o zaman yaklaşık 39. haftaya kadar takiplerimize devam ettikten sonra bir sezaryen günü belirleyerek bebeğin doğumunu gerçekleştiriyoruz. Mucizeyi beklediğimiz bu 9 aylık süreçte anne adayları hekimine güvenerek, yakın diyalog halinde düzenli kontrollerini yaptırarak bu süreci keyifli bir şekilde yaşamalı. Herhalde bu 9 aylık yolculuğu tanımlayacak en güzel kelimelerden birisini kullandı doçent doktor Esra Aktepe Keskin. Mucize dedi, gerçekten de mucize. Çok çok teşekkür ediyoruz değerli hocama ve devam ediyoruz. Zaman zaman stüdyomuzda da ağırladık Profesör Doktor Oktay Banlı. Hangi konularda bilgiler paylaşıyor bizimle? Genellikle obeziteyi konuşuyoruz. Çünkü kendisi genel cerrahi uzmanı, aynı zamanda obezite cerrahisiyle de yakından ilgilenen çok değerli bir bilim insanı.
Türk Obezite Cerrahisi Vakfı kurucu başkanı aynı zamanda. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Çünkü hem dünyada hem ülkemizde obeziteyle ciddi mücadele ediliyor. Çünkü artık biliyoruz ki fazla kilo sadece fiziksel görüntümüzü değil, aynı zamanda sağlığımızı da ciddi anlamda etkiliyor. Peki dünden bugüne baktığımızda obezite cerrahisinde gelişen teknolojiler neler? Tedavi yöntemlerinde ne gibi yöntemler eklendi? Bunların tümünü Profesör Doktor Oktay Banlı'dan alacağız. Obezite cerrahisinde ameliyat yöntemlerinden söz edeceğim şimdi. 2000'li yılların başında gastrik bant, yani kelepçe ameliyatları çok popülerdi ve ülkemizde de bir dönem çok yapıldı. Ben de kelepçe ameliyatlarıyla başladım bu ameliyatlara. Fakat kelepçe ameliyatlarda, yani gastrik bant ameliyatlarında uzun dönem sonuçları iyi olmadı. Bir yabancı cisim olduğu için midenin içerisine düşmesi gibi bir komplikasyon çok sık görülmeye başlandı. Hastaların iştahı azalmadığı için yeniden kilo alan hastalar, başarısız hastalar son derece arttı ve vazgeçildi. Yani bugün için pratik olarak günlük hayatımızda, günlük cerrahi hayatımızda gastrik bant kullanmıyoruz ve yapmıyoruz. Dünyada da henüz tam olarak demesek bile tamamen terk edilmeye yüz tutmuş bir metot bu. Ama bir dönem bir popülaritesi oldu. 2000'li yılların başında ilk defa Amerika'da yapılan bir ameliyat var. Tüp mide ameliyatı, mide küçültme ameliyatı. Bu ameliyat şu anda en popüler ameliyat. En sık yapılan ameliyat. Ülkemizde de ve dünyada da en sık yapılan ameliyat bu. Tüp mide ameliyatı, mide küçültme ameliyatı dediğimiz ameliyat bu. Burada midenin yaklaşık olarak %75'i çıkartılıyor. Ve iştah hormonları salgılayan midenin üst kısmı da tamamen çıkartılıyor. Hastalarda çok kalıcı olarak yeme miktarı azalıyor. Ve de hastaların yemediklerinde gözü kalmıyor. Yani iştahı da azalıyor. Çok başarılı bir ameliyat bu. Uzun dönem sonuçları da çok iyi. Ve bağırsağa dokunulmadığı için bir bağırsak problemi de yaşamıyoruz. Yani ishaller, kabızlıklar, işte bağırsak düğümlenmesi gibi cerrahi komplikasyonlar da görülmüyor bu ameliyatlarda. Yine bağırsak emilimi normal olduğu için ciddi bir vitamin, protein, mineral eksikliği de yaşanmıyor bu hastalarda. Dolayısıyla uzun dönemde de hastada ciddi bir yan etkisinin olmaması, kalıcı başarısının yüksek olması, herhangi bir yabancı cisim ve ona ait problemlerin olmaması tüp mide ameliyatını çok popüler hale getirdi. Ve bugün dünyada en sık yapılan ameliyat tüp mide ameliyatı. Obezite cerrahisini de tüp mide ameliyatı çok popüler bir hale getirdi sonuçları itibariyle. İkinci ameliyat gastrik bypass ameliyatı dediğimiz bir ameliyat. Burada da hem mide hacmi küçültülüyor hem de o küçültülmüş mide bağırsağın daha ilerisine bağlanıyor. Yani burada amaç mide hacmini küçülterek ve iştahı azaltarak kilo verdirmek yanında bağırsağın daha ilerisine bağlanarak kısmen de emilimi bozmak şeklinde olabilir. Bu ameliyat tercihlerinde belirleyici olan şey şu. Diyabetik hastalarda, özellikle de kontrolsüz diyabetik hastalarda gastrik bypass ameliyatını daha çok tercih ediyoruz. Diyabete ait uzun dönem kalıcı başarısının tüp mideden daha iyi olduğunu düşünerek yapıyoruz bunu. Demek ki burada tüp mide mi yapalım, gastrik bypass mı yapalımdaki en önemli fark diyabet hastalarında. İkincisi revizyon cerrahisi dediğimiz revizyon cerrahisinde tüp mide ameliyatıyla başarısız olan bir hastaya yeniden tüp mide ameliyatı yapmak çok doğru bir yaklaşım gibi gelmiyor bana. Bir metotta başarısız olan bir hastaya aynı metotta ısrar etmenin çok bir anlamı yok. Üçüncü bir grup ameliyat metabolik cerrahi yönü, emilim yönü çok artmış olan cerrahiler var. Duodenal switch ameliyatları deniyor bunlara. Burada mide hacmi küçültülüyor ama emilim mesafesi o kadar kısaltılıyor ki hastanın artık yeniden kilo alması neredeyse imkansız hale geliyor. Fakat uzun dönem sonuçları itibariyle protein eksiklikleri, vitamin eksiklikleri çok yaşandığı için bu ameliyatlarda çok tercih edilmiyor. Tabi revizyonal cerrahi dediğimiz bir cerrahi grupta gastrik bypass
ya da tüp mide ameliyatı olmuş hastaların başarısız ameliyatları sonrası yeniden kilo alan hastalarda yaptığımız bir ameliyat grubu var. Burada da tüp midede başarısı olan bir hastayı gastrik bypass'a, gastrik bypass'ta başarısı olan bir hastada emilim mesafesini daha ileriye alan distal gastrik bypass'lara geçirmek gibi yöntemleri deniyoruz. Diyabet çok belirleyici bir faktör. Hastanın çok yüksek kilolu olması ameliyat tercihimizde belirleyici bir faktör. Tüm bunları değerlendirdikten sonra bu ameliyata karar veriyoruz. Obezite cerrahisi çok önemli bir ameliyat. Doğru karar verilmeli, doğru araştırma yapılmalı ve bu konuyla ilgili birazcık da bilgi sahibi olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Profesör Doktor Oktay Banlı'ya gönülden teşekkür ediyoruz ve bizim için artık veda etme zamanı. Yapımda yayında emeği geçen tüm arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyoruz. Programlarımızın tekrarlarını YouTube adresimizden izleyebilirsiniz. A'dan Z'ye Sağlık YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Yarın efendim yine bu stüdyoda, bu sefer konuğum benimle birlikte olacak. Operatör Doktor Namık Yılmaz stüdyo konuğum olacak ve kendisiyle biraz önce Oktay Hocam'ın bahsettiği konuyu daha geniş bir şekilde sizlerle paylaşacağız. Obezite cerrahisini konuşacağız. Yarın 11.30'da görüşünceye dek sağlıkla kalın.